Böyle daha erkeksi bir kalıba sokuluyor bilimle uğraşan kadınlarda. İşte diyor kesin bıyıkları vardır falan. Adam matematikte yanlış bir şey yazıyor tahtaya. Matematikte çok kötüsün diyor karşısındaki. Aynı şeyin kadın yanlış yazıyor o yanlışı. Kızlar matematikte çok kötü diye tepki alıyor. Tam olarak bu şeyi yaşıyoruz. Bilinçaltımıza o kadar işlemiş ki buna biz de inanıyoruz bazen. Acaba ben gerçekten yapamaz mıyım? Acaba bu benim gerçekten iyi olduğum bir iş değil mi? Yani biz daha çok östrojeni olan erkek insanlar değiliz. Farklı bir biyolojimiz var. Dolayısıyla araştırmalarda da eşit şekilde ilgi odağı almamız gerekiyor. Ne yapıyorsun diyorlar, ne işiyle ilgileniyorsun, çalışıyor musun diyorlar. Diyorum ki evet astrofizik. Aa diyor burçlar falan mı anlar mısın diyorlar. Diyorum ki o yıldız haritanızı bile çıkarırım. Ben Emine Gülmez, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde fizik bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Alanım astrofizik. 6. sınıfta başladı diyebilirim. Bir fen öğretmenim vardı. Bilim insanlarının hayatından bahseden bir ünitemiz vardı. O sayfayı da çok net hatırlıyorum, hala silinmedi. Oradan merak edip ben daha sonra farklı bilim insanları da öğrenmeye başladım. İşte hayatlarını vesaire okumaya başladım. O zamanlar bilimle uğraşacağıma kesinlikle karar vermiştim. Bu da Şredinger'in kedisi. 3 kişiyle başladı, 3 kurucu ortakla. Bir fikir var, bunu kodlayalım edelim fakat nasıl kaynak bulacağız, nasıl bir şeyler yapacağız? Bunun için TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerine başvurduk. İşte o kurulumundan bugüne kadar da şirket epeyce büyüdü. Yani 3 kişiyle, 4 kişiyle başlayan bir şirket, şu an 50 kişiyiz yaklaşık olarak. Ankara Üniversitesi mezunuyum. 1,5 sene kadar uzmanlık eğitiminden sonra istifa edip yurt dışına çıktım. İngiltere'de uzmanlığımı bitirdim. Şimdi bir kardiyolog ve akademik kardiyoloğum diyelim Leeds Üniversitesi'nde. Ben İknur Tepe. Şu anda bir şirkette veri bilimci olarak çalışıyorum. Bir sonraki adımımızı nasıl atacağımızı belirlemek için veri bilimini kullanabiliriz. Çünkü geleceğe yönelik tahminlemeler yapabiliyoruz veri bilimiyle, zaman serileri analizleri yapıyoruz. Günlük hayatta yaptığımız basit işlemlerin biraz daha karmaşıklaşmış halini yazılımlar aracılığıyla, istatistik temelini kullanarak, matematiği, istatistiği kullanarak yapılan işlemlerin tümü. Uzay teleskoplarından aldığımız verilerle çalışıyoruz. Bunları işte kodlarla analizini yapmaya çalışıyoruz. Plazmayı inceliyoruz. Sadece plazmadan gelen X ışınlarını ölçebilelim diye çift komutu nokta yani plazma değil de plazma dışındaki kaynaklardan gelen X ışınlarını filtreliyor. Böylelikle bize gelmemiş oluyor onlardan. Pricing içerisinde teknik yani bilgisayar mühendisliği adına, yazılım adına çok sayıda pozisyonda bulundum. İşte başlangıçta her şekilde şey oluyorsunuz, her işi yapıyorsunuz. Sonra işte ufak ekip büyüyünce işte bir şekilde işler ayrılınca. Sanıyorum 4 yıldır da artık yazılım ekibinin yöneticiliğini yapıyorum. Bir süredir, yani 2014-15 diyeyim, o dönemler ve sonrasında aktif olarak kadın yazılımcı topluluğunda yer aldım. Bu sektöre girmek isteyen, aklında soru olan işte ya da başka bir şekilde dayanışmaya ihtiyaç duyan arkadaşlarla biz de tabii ki duyuyoruz bu şekilde. Birlikte yürüttüğümüz bir şey var. Roxana Mehta diye bir profesör Amerika'dan, onun girişimleriyle kurulmuş bir organizasyon Women's Way. Bayanların hani liderlik pozisyonlarına gelmesi sadece bilimde değil tabii bütün alanlarda gördüğümüz gibi biraz daha zor oluyor. Bunu fark edince Roxana Mehta gibi bu konunun önde gelenleri hani gelecek jenerasyonlara yardımcı olmak istediler. Bunun üzerine de böyle bir girişimde bulundular. Hem araştırma ödülleri hem de işte mentorship ödülleri veriyorlar. Hamileliklerinde işte şeker hastalığı veya yüksek tansiyonla mücadele etmek üzere zorunda kalan bayanlar için onların kalp sağlığı ile ilgili bir projeydi. Ben de çok memnun oldum, başarılı oldu. İTÜ'deyken 80 kişiydik, 12, en fazla 15 kız öğrenci vardı, geriye kalan 60-65 erkek öğrenciydi mesela. Hani puanınız iyi, işte başarılı bir öğrenciyseniz neden tıp yazmamanız gerektiği konusunda ailenizi ikna etmeniz gerekiyordu. Mesela ben onun şeyini verdim. Sağ olsun ailem hani o konuda çok sert değildi ama Kendi çalıştığım şirketten bakarsak yazılımcı olarak hani 15 tane yazılımcı erkek varsa 3 tane, 2 tanesi kadın bunların. Şu toplantıyı organize mi etsen ya toplantılarda notları sen mi tutsan? Aslında alttan alta böyle bir cinsiyetçi yaklaşım söz konusu olabiliyor. Sanırım bu rol uygun görülüyor. Hani yazılımcı bile olsa bir kadın, bir erkeğe değil de bir kadına bu şeyleri söylemek daha kolay olabiliyor onlar açısından. Türkiye'de bir öğretmenlik dediğinizde kadın erkek neredeyse denk. Bir doktorluk dediğinizde kadın erkek sayısı neredeyse denk. Yani hani 3-5 oynuyordur ama birbirine yakın seviyelerde. Ama mühendislik şeyinde, alanında, özellikle de yazılım tarafında, ben kendi alanımdan konuşursam bilgisayar, yazılım, bilişim alanında evet az. Ama bizim öğrenci olduğumuz zaman 2005-2010 arasındakindense şu an çok daha fazla sayı. Bu çok güzel. Üniversitelere konuşma yaptığımızda falan şeyi görüyorum, yani hani sayı artmış. Bilgisayar mühendisliğinde, yazılım alanındaki kız öğrencilerin sayısı bayağı artmış. O anlamda çok mutluyum. Böyle daha erkeksi bir kalıba sokuluyor bilimle uğraşan kadınlarda. İşte bir Ekşi'de okumuştum mesela. İşte diyor kesin bıyıkları vardır falan. Bu arada bıyığımız da olabilir, olmayabilir. Hani istiyorsam bırakırım, istemiyorsam bırakmam. Ama herkes aynı değil yani. Ya da herkes çok maskülen değil, daha erkeksi kalıplara sokulmuş değil yani bu alanda uğraşan kadınların. Ya da şey de oluyor mesela, atıyorum bir kongreye gittiğin zaman böyle güzel giyinirsen, şık giyinirsen, atıyorum hani kadınsı olursan sana bir garip bakıyorlar. Bu da var. Çünkü neden? Erkeksi kalıbın dışına çıktın. Evet, bununla ilgileniyorsun ama erkeksi kalıbın dışına çıktın. %50 ile başlasa da tıp fakültelerinde bayanların pozisyonu, kadınların pozisyonu maalesef profesörlük aşamasında bunu böyle göremiyoruz. İşte birçok araştırma, birçok istatistik bunu zaten konfirme ediyor. İngiltere'ye ilk geldiğimde hani o zaman bana mentorluk yapan bir kardiyolog arkadaş bana hani sadece bayanlar için değil ama azınlıklar için de geçerli bir durum bu. Bir bayan, azınlıklardan olan bir bayan olduğun için her zaman çevremdekilere göre 2-3 kat daha çalışıp CV'nin çok daha güçlü olması gerekecek aynı pozisyonlara gelebilmek için demişti. Hem gerçekçiydi bu tavsiye, hem de bana çok faydası oldu diyebilirim. Birçok hayal kırıklığını engelledi hani baştan bunu bilmiş olmak. Böyle olmaması lazım. Ama maalesef durum bu. Sanki böyle hiçbir şeyi beceremeyecekmişiz gibi, yapamayacakmışız gibi böyle düşüncelere kapılabiliyoruz. Çünkü toplum zaten bunu bize empoze ediyor. Bu birazcık da erkeklerin işi gibi böyle bir yönlendirme oluyor aslında. Bilinçaltımıza o kadar işlemiş ki buna biz de inanıyoruz bazen. Acaba ben gerçekten yapamaz mıyım? Acaba bu benim gerçekten iyi olduğum bir iş değil mi? Zaman zaman böyle düşünüyorum cidden. Bu tip durumlarda zaten imposter sendromuna kadınların daha çok girmesine sebep olabiliyor. Bir tane karikatür var şeyde, yazılım dünyasında bayağı meşhurdur. XKCD diye bir nickli bir insanın şeyi. Adam matematikte yanlış bir şey yazıyor tahtaya. Matematikte çok kötüsün diyor karşısındaki. Aynı şeyin kadın yanlış yazıyor o yanlışı. Kızlar matematikte çok kötü diye tepki alıyor. Tam olarak bu şeyi yaşıyoruz. Yani tabii ki azalıyordur, tabii ki şey oluyordur. Yerine göre değişiyordur. Ama böyle bir önyargı var ve bunun için gerçekten insanlar hani kişisel şeylerinden, rahatlarından ödün veriyorlar. Benim birçok arkadaşım bu konuda şeyler, hani bir hata yapmayayım, aman daha az hata yapayım, aman daha böyle temiz olsun yaptığım iş. Çünkü işte diyecekler ki kadınlar bu işi yapamıyor, kadınlar bu şeyi yapamıyor falan filan. İster istemez buna karşı biraz daha fazla şey yapıyorsunuz. Okulu bıraktıktan sonra da hayatını bir şekilde devam ettirmesi gerekiyor. O yüzden tekstil fabrikasına işe giriyor. Eğitimine de tamamen ara vermiyor tabii ki. Bizdeki uzaktan eğitime denk diyebileceğimiz şekilde devam ettiriyor. Burada ilk kadın astronot Valentina Tereshkova'dan bahsediyorum. Onun hayatını anlatıyorum. Astronotlar fikri aslında Dr. Turça Şener önceliğinde ortaya çıktı. Kendisi astronom, astrofizikçi. 8 Mart'ta bir bölüm yapacaktık. Uzayda hangi kadınlar ilkleri başarmış, bunlardan bahsettim. İstatistikler gösteriyor ki bayanlar özellikle hamilelikleri sırasında bu tarz işte tansiyon, şeker gibi sorunlarla karşılaşan bayanlar 10 sene içerisinde hani çok da ileri yaşlarda da değil ama kalp rahatsızlığı gösterebiliyorlar. Genç bayanların kalp rahatsızlığı geçirmesi önlenebilir bir durum eğer erken müdahale edilirse. Ama genel olarak birçok çalışmada bayanlarla ilgili çalışmalar biraz ihmal ediliyor. Sadece hani kardiyoloji alanında değil ama özellikle de kardiyoloji alanında. Bir bayanın kalp kriziyle hastaneye gelişinde survival oranı çok daha düşük bir erkeğe göre. Bunu bence daha iyi anlamadığımızdan, patofizyolojisinin bir bayana çok odaklanmadığımızdan kaynaklandığını düşünüyoruz. Yani biz daha çok östrojeni olan erkek insanlar değiliz. Farklı bir biyolojimiz var. Dolayısıyla araştırmalarda da eşit şekilde ilgi odağı almamız gerekiyor. Yani bunu şahit olduğum için söyleyebilirim. Şu takıma da işte bir kadın hani alalım ki işte bir takıma renk gelsin, hep erkek olmasın, bir denge sağlansın. Denge sağlansın diye sadece bir tane kadının yeterli olduğunu falan söylüyorlar. İşte daha çok küfür edilmesin de işte ortama bir seviye gelsin. Bu dengeyi sağlamak için çabalayan şirketler de var. Bunların birkaçına şahit oldum. Ama yani hiç çaba göstermeyen ve bunun hiç farkında olmayan şirketler de var. Terfiler, işte daha çok göz önünde bulunan insanlar daha böyle erkek yoğun oluyor. Yazılımın bazı spesifik alanları var. O alanlar biraz böyle hardware ile haşır neşir olunan alanlar. Oraya da yine kadın sayısı artıyor ama daha yavaş artıyor. Pricing'in ilk yıllarında açıkçası ekip küçükken, 5-6 kişiyken falan benden başka kadın yoktu. Biraz böyle şey olurdu, hani zor olurdu benim açımdan da. Hani kimse tabii ki kötü bir ortam değil, çok eğlenceli bir ortam. Ama ben yalnız kalmış oluyorum yani hani. Bir alt ekipte mesela kadın yoksa niye yok diye düşünüyorum. Veya yeni iş arkadaşı ararken her şey denk olduktan sonra bu şekilde yapıyorum işte. Hani bu ekipte kadın arkadaşımız var, bu ekipte neden yok bir şey sorusu oluyor, soru geliyor yani hani benim açımdan da geliyor, hani genel olarak da geliyor. Her ekibimizde kesinlikle oranı tutturmaya, bir şekilde yaklaştırmaya çalışıyoruz sayıları falan. Son 30-40 yıl içerisinde erkeklerin kalp hastalığı riskinin düştüğünü gördük. Ama kadınlar için bu geçerli değil. Kadınlar ya plato etti ya da yükselmeye devam etti birçok ülkede. Hamilelik nedeniyle ortaya çıkan şeker problemlerinde bu bayanların kalp kasının biraz daha kalınlaştığını, kalp fonksiyonunun daha o genç yaşta düşmeye başladığını ve kalpteki enerji seviyesinin de düştüğünü gördük. İlk defa bunu gösterdik. Bunlar olumsuz gelişmeler olsa da aslında bize umut verdi. Şöyle ki en azından bu bayanları daha erken, risk altındaki bayanları daha erken bulabileceğiz, tanımlayabileceğiz ve belki de düzeltebileceğiz bu durumu. Hani bir yerden başlamak gerekiyor. Dolayısıyla çalışmamızın da buna ön ayak olmasını umuyoruz. Daha çok hani destek görmek istediğim alanları kendim gidip bulmaya çalıştım. İşte bunlardan biri işte kadın yazılımcı topluluğu. Merhaba herkese. Ben İknur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik mezunuyum. Böyle topluluklarda işte zaten birazcık da kendimin potansiyelimin farkına varmaya başladım. Toplum tarafından çok desteklenmesek de böyle topluluklar insana çok iyi gelebiliyor. Yani kendimin en iyi versiyonunu bulmaya çalışıyorum açıkçası. Hani bir İknur, bir sonraki seviyede ne olabilir bunun peşindeyim. Potansiyelimin en iyi şekilde açığa çıkması için uğraşıyorum. Kadınlar olarak birbirimizi kesinlikle cesaretlendirmeliyiz. Yani bazen başkasının cesaretlendirmesine de ihtiyacınız olmayabilir. Kendiniz de yolunuzu çizebilirsiniz. Ama eğer hani ihtiyacınız varsa da birisiyle konuşmaya da ihtiyacınız varsa artık hangi alanda çalışmak isteniyorsa o alandan birilerini bulup mutlaka konuşun. Bana yazanlar oluyor ve ben hemen herkese cevap veriyorum. Yani arada gözümden kaçan olmamıştır umarım. Hani ve orada şöyle dönüşler alıyorum. Bu söyledikleriniz beni çok aydınlattı. Benim içimi daha rahatlattı. Teşekkür ederim. Hani bunu bir kadın arkadaşımdan ya da bir kız çocuğundan duymak beni çok mutlu ediyor.